Bir boğayı öldürmek çok önemli bir olaydı. Boğanın kafatasını ve boynuzlarını sergilemenin bir gurur kaynağı göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Gurur duyduğunuzda bunu nasıl gösterirsiniz? Elleriyle motifler yapmışlar. Boğanın kanından belki de. Hayvanlar geometrik desenler ve hatta el izleri de duvara resmediliyordu. Sizin bu ize oturuyor ama yaklaşık olarak. Evet, ben biliyorum bunun ne olduğunu. Söyleyeyim mi? Duşakabin. Aha da böyle işte. Yukarıya bak, orada neolitik bir yapı var. Kapı var. Merdivenler günlük faaliyetlerin pek çoğunun gerçekleştiği çatıya çıkıyor. Bugün içerisi sizce aydınlık mı? Gün ışığını daha iyi yansıtabilmesi için oradan sıvıları yenilenirmiş. Evet. Çıkamıyoruz tabi. Bu deliklerin altında bak ocaklar. Duman çıksın diye. Evlerini sürekli yeniliyorlarmış. Seviyorlarmış yani. Bu depo ev inşa edildikten sonra eklenmiş. Şuralar. Evet. Tahıl peteği çok yüksek. Bu yüzden burada depolanan tahıl gibi gıdalar daha rahat olmak için burada bir delik varmış. Depo alanı, yemek pişirme, uyuma, mezar, dekorasyon, ritüel, açık hava hayatı, mimari. Evinizin her zaman aynı. Eviniz her zaman aynı mı kaldı? Burada bir ev eskidiğinde aynı yer üzerine yıkılıyor. Yeniden inşa edilip tekrar boyanıyormuş. Buradan çıkmadık mı? Buradan çıktık, evet. Pardon. Ekmek yapımında kullanılan buğday ve arpa gibi tahıllar buralarda saklanırmış. Evet, buraya girmiştik. Öbür tarafa.